Ne arıyorsun sen burada? Seni. Çağır Ahmet'le şu test işini konuşacağız. Ahmet çıktı. Sen de hemen gidiyorsun canım. İyi, çıkması daha iyi. Kadın kadına daha rahat konuşuruz. Söyle bakalım. Kime para yedirdin de bu test böyle çıktı? Çok basit. Sevgilinden çocuk yaptığın için öyle çıktı. Geldin, sakin sakin adamın kafasını karıştırdın. Böyle özgüvenli konuştun. Ve ne hikmetse böyle çıktı bu test. Şimdi ikimiz de biliyoruz. O çocuk Ahmet'in çocuğu. Hazır o da yokken anlat bakalım her şeyi. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Ayrıca sen Ahmet'ten kurtulmak istemiyor muydun? Niye rahatsız oluyorsun? Yürü git, rahat rahat yaşa hayatını. Ayrıca böyle evlilik falan bir şeyler anlattı Ahmet. Sinan'la mı evleniyorsun yoksa? Evleniyorsun. Yalnız yüzük yıkılıyor Zeynep'ciğim, bayıldım. Konumuz bu mu şimdi? Sana ne, evlenirim evlenmem. Ben çocuğumun gözünde lekelenmek istemiyorum. Sinan falan mı rahatsız olur durumda? Çocuk ondanmış, bundanmış, ona ne? Sonuçta iki çocuklu kadınla evlenmek isteyen o değil mi? Sinan'la ilgili hiçbir problem yok. Sinan beni de çok seviyor, çocukları da çok seviyor. Ama işte ne yapacaksın? Bazıları yıllarca çocuksuz olmasına rağmen evlenemezken benimki de şans. Sen beni mi ima ediyorsun? Hayır, çünkü biz Ahmet'le o zor günleri geride bıraktık da. O zamanlar çocuklarını düşündüğü için evliliğini kurtarmaya çalışıyordu. Ayrıca sen deliydin. Acıyordu sana. Yoksa gerçekten senden bayağı nefret ediyor. Sen zaten kendi başını da yedin. Yani o kadar ikiyüzlüsün ki. Yani bir de utanmadan beni aşağıladın. Sana Ahmet'le ilgili bir ipucu vereyim mi? Ahmet eğer evde mutluysa, huzurluysa kesin yeni bir aşka yelken açmıştır. Sana böyle tatlı tatlı davranıyorsa kesin başka bir kadın vardır. Abuk sabuk konuşma. Yok öyle bir şey. Neyse, yakında çıkar kokusu zaten. Evet, biz konumuza dönelim. Şimdi senin bu yaptığın numarayı ortaya çıkarırsam bayağı bir ceza yersin, biliyorsun değil mi? Yani bebeğini hapishanede doğurmak da var. O yüzden doğru dürüst düşün, taşın. Ve şu işi çöz. Artık başka bir yerde mi test yaptırırsınız, ne yaptırırsınız bilmiyorum ama benim üstümden şu töhmeti kaldır. Korkarım ki test nerede yapılırsa yapılsın sonuç aynı çıkacak. Ama sen hiç merak etme Zeynep'ciğim. Ben Ahmet'i ikna ederim başka bir teste. Bu neyin özgüveni ya? Hayır yani bilmesem biri beni bayılttı götürdü, hamile bıraktı, sen de başımda dikildin diyeceğim. Sen ne biliyorsun? Sen kime güveniyorsun? İlahi adalete güveniyorum. Hadi Zeynep'ciğim yürü.